Şimdi... Ay. Şimdi ben burada evvela Sayın Nahsan Bey'e, Nahsan Şimşek Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şundan dolayı derken. Yok, aslında fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bir tutukluk yaşıyorum böyle. Biz Gana İktisat'ta tanıştığımızda Sayın Hasan Yılmaz benim sponsorum. Allah ondan razı olsun. Yusuf Bey ile ofisimize gelmiştik. İlk içtiğim sıcak çikolata. Sıcak çikolatayı çok severim. Yani çocukluk ruhundan bir türlü kurtulamadım. Hala çocuğum. Ölene kadar da çocuk olacağım diye düşünüyorum. İnşallah öyle olurum. Yusuf Yusuf Başkanım geldi. Ben zamanında anlayamadım. Algılayamadım. Ama tek yaptığım bir şey vardı, teslim oldum. Ha, birazcık şeylik vardır, hani böyle burnuna diken bir yapımız vardır, böyle burnumuzun dikine gideriz vesaire. Çokça hatalar yaptım, iyi ki yapmışım diyorum. Yani şu anda hata yapmak için çaba sarf ediyorum ama hata belki bulamıyorum. Ama süreç içerisinde... yani belki daha vardır ama bilemiyorum. Yani hata yapmaktan korkmayın, rica ediyorum. Yani... Hata güzel bir şeydir. Çünkü hatalarla biz geldik buraya. İşte o zamanlar algılayabilsek belki bu kadar fazla hata yapmazdık. Ama bakıyorum yaptığımız halde buradayız yani. Böyle bir şey de var. Şimdi algılayamadık ama teslim olduk. Arkadaşlar, sizi firmayla tanıştıran arkadaşlarınız, üst sponsorlarınızı algılayamayabilirsiniz. Anlayamayabilirsiniz. Ama teslim olun. Eğer yapma dediklerini yapıyorsanız, bir hata varsa, muhakkak yani bir şey dağıttıysanız toparlamasını da bilin. Pes etmeyin yani. Çok mücadele verin. İnanın var ya, tabiri caizse anam ağladı diyebilirim yani. Şimdi tabii 28 Nisan 2010 tarihinden evvel hani dua ediyoruz ya arkadaşlar, dualarınıza da dikkat edin. Merlan var ya, duanız kabul olursa döve döve alıyorsunuz. Hani döve döve verirler ya, yani döve döve alıyorsunuz. Şimdi 28 Nisan 2010 tarihinde ben firmayla tanıştığım evde. Fakat ondan öncesi evreyi şöyle kısaca geçmek istiyorum. Benim doğumum Almanya. Almanya'da doğdum. Almanya kültürüyle yetişmemi istemedi babam. İlkokul 3. sınıfta anneannemin, nenemin yanında yetişmeye başladık. İşte ilkokul, ortaokul, lise bittikten sonra işte babam dedi ki, oğlum dedi, var bir erkek evladımız var dedi. İşte askere şey yapalım, paralı yaptıralım. Hani Almanya'yla bir şey oluyor ya, kolaylık sağlanıyor. Ne bileyim, hani şu kalp çok farklı bir şey. Aslında her birimiz kalbimizi şöyle bir yoklasak. Burada değil. Böyle sessiz sakin bir yerde baş başa kaldığınızda kalbinizi bir yoklayın. Yapın. Burada da yapın. Başkanım burada da yapın diyorsa yapın arkadaşlar. Burada da yapın. Çünkü ben anlamadım ama teslim oldum. Teslim olmak çok önemli bir şey. Yapın diyorsa yapın. Kalbinizi yoklayın. Nerede kalmıştım kalpten? Şeyde, babama şunu söyledim. Dedim ki, baba dedim, elim ayağım tutuyor. Sağlığım saatim de yerinde. Ben şimdi kendi kısa dönem askerlik yapacağım ama ben vicdanen rahat edemem dedim. Ben dedim, her Anadolu evladı gibi dedim, askerliğimi tam yapayım dedim. Güzel bir şey mi? 18 ay askerlik yaptım. Babama da şunu söyledim. Dedim ya baba dedim. Askere gidiyorum ya oğlum, Almanya'dan hani tek bir erkek evladıyız. Harçlık göndereyim. Askerde zorlanma. Bir de devrecilik yani gibi bir durumda. Yani yerde mi süründük? Ranza altında mı sürünmedik? Ne bileyim böyle yani
Cahil insanlar ağız kokusunu çekti. İyi insanlar ama cahiller. Bak iyi insanlar ama cahiller. Benim hayatımda kötü insan yok. Herkes iyidir. Ama algılayamadıkları için, anlayamadıkları için süründürdüler arkadaş. Süründük. Ranza altında da süründük. Burnumuz da süründü. Fakat babam dedi ki ya işte harçlık göndereyim. Ben de İstanbul gibi bir yere düştüm ya. Baba dedim ya son 6 ay kala. Sen gönder. Devrecilik var. 6 ayda güzelce ne şey yaparım. Son 6 ay kala ben hani idare ediyorum ama son 6 ay içerisinde de işte şimdiki eşimi sevdim, evlenmek istedim. Ailem de karşı çıkınca son 6 aylık harçlıktan doğdum. Şimdi gönül var ya gönül. Yani aslında hayatta çizeceğiniz çizgiyi şu gönlünüz belirler. Eğer gönlünüz temizse, temizden kastım yaradana bağlıysa hata yapamazsınız. Yaptığınız an vicdanınız sızlar. İnanın var ya bir yanlış bir tarafa gidemezsiniz. O yüzden gönül çok önemli. Hayatınızın navigasyonudur. Yani hayatınızın navigasyonu. Efendim. Şimdi nerede kalmıştık? Evet. Şimdi evet. Yok, geri gelmeyeyim. İlerideydi çünkü o. İleride hani navigasyon hayatına kanı yükseli geldi. Hani orada ailemle karşı karşıya kaldım. Ailemle karşı karşıya kaldım. Fakat orada ne hikmetse bir kararlılık vardı. Yuva kurduk. Hani bir yuva kurduk.